modeli Gözde geliyor. Saç niye öyle sallanıyor? Gördün mü? Çak dostum. Ayna kapansın. Gözde kendine baksın. Korkmasın kendine. Geç olsun. Güzel ama. Gerçekten makyajda emek var. Yine bana oynayacaklar var ya. Can helal ya. Sonunda yani. Gözde seni böyle alalım. Merhaba. Merhaba. Yani makyajın bence... Arkayı mı merak ediyorsun? Yok, hayır, arka. Çok kötü zaten. Makyajın hayal gücü çok... İzin verir misin? Hayat. Veremem ya, izin falan değil. Bir önce Gözde'yi dinleyelim, sonra hep beraber yorumlayacağız. Evet Gözde, nasıl buldun kendini? Hemen olaya giriyor. Makyajım güzel bence. Sadece işte sanırım malzeme eksikliği var. Bununla yapmaması gerekiyordu. Onun neyle? İçin bazı bulaşmalar... Yani eyeliner'la yaptı hepsini. Onun için burada işte kabarmalar oldu vesaire. Saçınızı nasıl buldunuz? İğrenç. Bir şey söyleyeceğim. Saçın iğrenç mi? İğrenç. Saçın iğrenç. Evet, iğrenç, rezalet yani. Şu ne ya? Bunu nasıl şov saçı olarak yapabilirsin ki sen? İnsanların yaptığı saçlara bak. Ha. Bir de yani benimkine bak. Ben bunu normal hafta sonu dışarı çıkarken kendim yapabiliyorum zaten. Bu kız tam bunluk ama ya. Evet. Vallahi değil mi? Hemen ayar oluyor. Sen bilerek böyle alıyorsun boş arabayı. Böyle yürü diyorum ki baksana. Düzgün bir şey yap, farklı bir şey yap. Rakiplerden şey mi aldın sen ya? Para falan mı alıyorsun? Teklif mi alıyorsun? Alıyorum. Seni? Sana mı soracağım? Böyle şey alıyorum mi olur ya? Hayır, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Alıyorum. O öndeki yer şeyin, bu çakinin yeri galiba. Onu koymak için mi yaptınız onu oraya? Yo, merak çakimi, ettim çakimi. Çağırdı. Bence aslında anlatmak istediği de bu değildi. Lütfen senin ya, anlattığın da bu değildi bence. Şöyle çevirip içi tabii boş canım görünecekti yapamadı aslında ki anlattığı şeyi yapamadı. Bu yapamamış, düşmüş saç. Normalde içi boş görünmesi lazım. O tam böyle. Evet, buradan böyle gelmesi lazım. Şöyle bir tabii ki başını öne eğip gösterebilir misin kameraya yok, yok doğru? Bu görünen normal köy. Oraya da böyle ince bir taş koysa. Ben ekibime bir isim verdim ya. Ya abi eleştirecekseniz bir izin verir dolu misin gelin. Dolu verir, gelin. Can Gözde size bir isim vermiş. Ben ekibime bir isim verdim. Can sıkıntısı. Yani bundan sonra ekibimizin ismini bu çok can sıkıntısı. Bu çok iyiydi. Yani başka, çünkü başka hiçbir şeysiniz bence. Model tamam yetiyor bence. Bizim hiç konuşmamıza gerek yok. Tamam abi, hepiniz aslında birlikte olun. Aslında ilk geldiğinde makyajını çok beğenerek başladın. Fakat şimdi biraz fikirler değişti galiba. Çünkü yapamamış. Yani bu elinde bir likit olmasaydı, malzemeleri olsaydı belki yapabilirdi ama... ...hayal gücü güzel, yapabiliyormuş demek ki. Hı-hı. Saçımı hiç beğenmedim. Gerçi bir sürü malzeme var evet, ama aslında belki böyle tercih etti. Genelde likit kullanmayı seviyor. Kara kalem çalışması yapıyor çünkü. Hı. Ya bu saçı hiç beğenmedin mi? Hiç beğenmedim. İlk sürü yaparken de söyledim. Yaparken dedim ki ben bunu her gün yapıyorum. Burada şov yapacaksın. Bunu her gün yapıyorum. İlk sözü ben alabilir miyim? Can Bey saçı sordu ya. Ben de makyajı anlamama rağmen bir soru soracağım. Modeliniz hangi kabileye ait? Hangi Kızıldere kabilesine? Kollarda böyle böyle çizgiler. Benim modelimin komando bu. Ben susma hakkımı buraya kullanmak kadar istiyorum. Girmişsin. Böyle çizik çizik çizik. Yüze de atmışsın, buralara atmışsın. Şair bu ben konuda yani, bakın, ne anlar? Can Bey için ya makyaj yapmak şu. Paleti alıyorsun, 1, 2, 3 yap. Bir de likit al, çizikleri at. Al sana makyör oldum. Ben de makyörüm o zaman. Bu yarışmanın adı ne? Kuaförüm sensin. Biz burada yarışırken de modelimizin kuaförü olmaya çalışıyoruz. Sen bu bayanın kuaförü olamadın. O yüzden de anlaşamıyorsunuz. Bitti. Özge Hanım, programın başındaki yapacağım makyaj ve konseptini anlattım ve ona göre yaptım. Paris demiştiniz. Dinlemedi ve bana yine soru soruyor. Ben başta zaten söyledim. Bence bir yaparken kabileye ait. Öyle Paris Maris bir şey değil. Söyleyeceğim. Sahnelerde döner misin arkasını? Sizin hissettiğiniz o, benim hissettiğim de o. Tamam, ben fikrimi söyledim. Öncü Bey, siz şimdi sahne şovlarında şöyle bir ben bu yuvarlaklar görmüyor musunuz hiç? Ben at kuyruğunu. Ben şimdi ben bu saçta emek görmüyorum. Bu saçta Ferit, müsaade edersen ben bir açıklama yapayım mı? Tabii yap. Aynen.
Düşünde tarzın güzel ama saç buna uygun değil. Saç kısa. Tamam, onu söyledim. Saç biraz daha... Onu yapmayacaksın o zaman. Saçlar taktı, takma saçlar kullandı. Ferit, önce bir dinleyelim. Yani ondan sonra cevaplarımızı verelim. Gerilmen için bir şey söylemiyorum sana. Gözlemciğim, rica etsem dönebilir misiniz? Gözlem çok güzel bir kadın. Makyaj, hayal gücü de çok güzel. Keşke hayal ettiğini yapabilseydi. Kollarına falan baktığımda bizim semtin çocuklarındaki kollar gibi olmuş aynı. Bilmiyorum da şimdi şu... Onun dışında madem bu kadar özensiz davrandın, tamam mı? Bari bir ekstra bir saç kullanmadın. Hiçbir şey yapmadın. Bari şu saçı bir yukarı doğru figürlendirseydin de biraz daha şov saçı haline getirseydin. Böyle hiç olmamış. Şimdi şöyle... Yani daha öncelerinde hatanızı kapatmak için... Yok sahnede böyle yürüseydin, şöyle dursaydın falan filan dediniz ama... ...kız bugün sahnenin tozunu attırdı. İşçilik açılaması yok. Şimdi cevabını vereyim mi? Kız evet, bugün, buyurun. Bugün sahnenin tozunu attırdı çünkü... ...bizim yaptığımız saç ve makyaj onu havaya soktu. Görmeden nasıl sokabilir beni havaya? Tamamen görmediğim için aldım. Ben de sen cevabını aldım. Enerjisi yeter, bir dakika yani. Cevabımı niye vereceğim. Şeyle ilgili bir dakika. Saç dedin ya... ...daha uzun olabilirdi. Bu böyle de olabilir, bu bir. İkincisi... Ben sizin gibi neyi ispatlamaya çalışıyorum biliyor musun? Aksesuarsız da, malzemesiz de, yapamadın işte. Aksesuarsız yapacağın saçı biraz işte. Daha... Bak saçı öyle bırakacağına orada, biraz daha yukarı çekseydin... Orada, ...saç şov saçı haline gelebilirdi. Orada. Burayı böyle kuş yuvası gibi yapana kadar... ...hani anlattın ya içini boş bırakacağım diye. Evet, bu saç evet. Buradan döner, yukarıdan böyle aşağıya bağlardın. Bunu da bununla birleştirdin, tamam mı? Şov saçı haline gelirdi. Şov saçı zaten arkadaş. Ya ben bir şey söyleyeyim sana. Dün bana dediniz ya hani bir dakika önce, bir saniye sonra. Dedin ya hani sen örgü yapmayı bilmiyorsun. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Nuray Hanım, Nuray Hanım. Biz buradayız. Siz de gelin. Ferit lütfen dinle. Önce dinle sonra konuşalım. Bana örgü yapmayı bilmiyorsun dedin ya. Evet. Bence sen kadın kuaförü olduğunun farkına var ve bir bayanla konuşmayı öğren önce. Niye ben bugün iltifatlar ettim. Çok güzelsin dedim. Ferit, buranın en güzel sensin dedim. Bir şey söyleyip gideceğim. Bir dakika hanginiz cevap? Bir dakika tek tek verirsin bize. Ben de bir söyleyeyim. Tabii ki. Biraz başın öne yanmışsın. Bak senin bize göster demek istediğin şuydu. Bunu biraz daha böyle alıp bak tam önde değil mi? Sence ben olmuş yaptım, mu yani? Gösterdiğini bak, yaptım sen merak bunu etme. Tam böyle olması lazımdı. Böyle gidip tam buraya Selam Bey'in dediği gibi kuş yuvası gibi olmaması lazım. Tamam senin yaptığını da gördük. Asker gördün. Efsane ateş ediyor. Nuray siz nasıl buldunuz? Ben bir şov saçı göremiyorum açıkçası. Yani dünkü şey bahar konseptinin hemen hemen... Aynısı gibi bir saç olmuş. Dün burada bir örgü vardı. Saçlar arkada serbest bırakılmıştı. Bugün belirli tutamlar halinde krepe yapılıp toplanmış. Bana bir şov saçı gibi gelmedi. Makyajı çok beğendim. Ve kendime de inanamıyorum Can. Yani gerçekten yapmak istediği şey çok güzeldi. Kısıtlı malzemeyi asla kabul etmiyorum. Önümüzde bir sürü malzemelerimiz, fırçalarımız, renklerimiz. Kesinlikle onu kabul etmiyorum ama yaptığın şeyi ben beğendim. Emel Hanım ben bir şey söyleyeceğim. Hani konuşmaya başlarken şöyle başlıyorsunuz. Yapmak istediğin şeyi ben beğendim. Yapmak istediği şeyi hepimiz beğendik. Yapmak istediği şeyi yapamadığı için yorum yapıyoruz. Aslında olmayan yapmak bir şey istediği bu. Şeyi yapmış. Aslında. Hiçbir siyah eyeliner zordur. Makyöz arkadaşımız bir şey söyleyeceğim. Bile. Bence işin kolaydır. Müsaade ederseniz çabuk bulaşır. Ve geçişleri yaparken sonuçta elimizde bulaşıyor. Bir şekilde lekeler halinde gidiyor. Tertemiz bir göz farı görüyorum. Çekilmiş tertemiz bir makyaj görüyorum. Yani en azından buradan öyle görünüyor. Yakını bilmiyorum. Özge Hanım. Bakmak isterseniz buyurun. Yakını bakın, bilmiyorum lütfen. Ama genel Özge olarak yani biraz hak yemeyelim diyorum. Tamam diğer makyajlarını ben de canın beğenmemiştim ki hiçbir bulaşma. Hiçbir bulaşma yok. Evet biraz simetride hatalar olabilir. Onu çok acelede yapabiliyoruz. Özlem sen nasıl buldun? Şöyle söyleyeyim bizim yaptığımız makyajı da mesela kendisi beğenmiyor. Ama bizim yaptığımız makyajı da kendisinin yapabileceğini zaten ben de ona inanmıyorum. Onun yaptığı makyajlar bu tarzda olduğunu biliyorum yani öyle anladım. Özge Hanım söz alabilir miyim? Buyurun. Bence ne konuştuklarını da ne dediklerini de ne düşündüklerini de hiçbir şey bilmiyorlar. Sadece konuşuyorlar. Stop. O ama sizin işiniz. Beğenen de var. Özge Hanım ben yorum yapabilir miyim? Yani tabii nasıl beğenmiyorlar? Simetri sıfır. İşçilik sıfır. Sadece gözün üstüne yapmak istediği... Çekmek istediği eyeliner'ın fikrini beğendim. O kadar. Bu çiziklere hiç gerek yoktu. Çok gereksiz dizim olmuş bence. Dudakta yine aynı şekilde hiç simetri değil. Hiç eşitlik yok.
Ah Can, zaten eşit olması için yapmadım ki. Yani biraz hayal gücünüze bakın ya. Zaten. Siz gerçekten psikolojim bozuldu. Sizinle buradayım ya. Hani sizin gibi makyaj sanatçılarıyla burada olduğum için. Sizin sesinizden benim başıma. Gerçekten psikolojim bozuldu. Sen kendini makyaj sanatçısı mı sanıyorsun? Evet. Bence değilsin. Üç tane asla isim yazamadın az önce. Ne? Üç tane isim yazamadın. Hala isim diyorsun. Yazamadım. Stylingçi misin? Makyör müsün? Nesin? Tasarımcı mısın? Evet, tasarımcıyım. Bak, tasarımı görüyor musun? Resmi bak, çiziyorsun. Ben anlayamadım. Böyle... Senin işin hangisi? Böyle bir şey gördün mü hayatında? Kesinlikle make-up artist değil ama ben bunu gördüm. Anladım. Evet, yorumları aldığımıza göre artık puanlamaya geçelim.